Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Sivas Valisi Davut Gül'den veda mesajı. Halevi Harun Kütük'te ilkokulu açıldı. Çiftçilere süt soğutma tankı dağıtım töreni gerçekleştirildi. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas Valisi Davut Gül'ün valiler kararnamesi sonucunda Gaziantep Valiliğine atanmasıyla veda mesajı yayınlandı. Sivas Valisi Davut Gül'ün valiler kararnamesi sonucunda Gaziantep Valiliğine atanması ile bir veda mesajı yayınladı. Vali Gül mesajında, "Aziz Sivaslılar, değerli hemşehrilerim, 1 Haziran 2016 tarih ve 2016/8864 sayılı kararname ile tam 2 yıl 4 ay görev yaptığım Sultanşehir Sivas'tan ayrılmanın hüznünü yaşıyorum. Sivaslılarla çok verimli bir zaman dilimi geçirdik. Şehrimizin gelişmesi ve insanımızın refahı için çalıştık. Birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelemizin mihenk taşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda kararlar aldığı Sivas'ta valilik yapmanın onurunu yaşadım. Geldiğim günden beri Sivas'ta her kurum ve kuruluşa pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştım. Eğitim olmazsa olmaz öncülüğümüz arasında yer aldı. Sağlıkta büyük bir mesafe kat ettik. Sanayi ve tarımda şehrimiz büyük bir ivme kazandı. Üniversite ve yerel yönetimlerimizle birlikte güzel çalışmalara imza attık. Yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Halkla buluşma günlerinde vatandaşlarımızın sorunlarına merhem olmaya çalıştık. Öğrencilerimizin barınma ihtiyacına 10 bin kişilik yurt ile kapılarımızı açtık. Elimizdekini paylaştık. Paylaştıkça da bereketlendiğini gördük. Sivaslıya efendi olmaya değil hizmetkar olmaya gayret ettik. Sivas valiliğimiz süresinde insan haklarına, hukuka saygılı, insanımıza hizmet etmeyi en yüce amaç ve değer sayan yönetim anlayışı ve çabası içerisinde olduk. Sivas Valiliği görevini yürütürken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Büyük Millet Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ın, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Bakanlar Kurulu üyelerimizin, önceki dönem Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın, milletvekillerimizin, belediyemizin, adli ve idari yargı mensuplarımızın, güvenlik kuvvetlerimizin, Cumhuriyet Üniversitemizin, baromuzun, mülki idarede görev yapan amirleri, tüm siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri ve ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, bölge ve il müdürleri, kamu kurum niteliğinde meslek teşekkürlerimiz ile tüm sivil toplum kuruluşları yönetici ve mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlar, spor camiası, vefakar valilik personeli, ulusal ve yerel basın, radyo ve televizyonların değerli temsilcileri ve çalışanlarının ve muhterem Sivaslı vatandaşlarımın büyük destek ve yardımlarını gördüm. Kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bugünün yarını da var düşüncesiyle hareket ederek doğru kararlar almaya çalıştığımız Sivas ilimizden gönül huzuruyla ayrıldığımı düşünüyorum. Bunda Sivaslıların hoşgörüsü ve gönül dostluğu büyük rol oynamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle haklarını helal etmeleri temennisiyle tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum dedi. Hale ve Harun Kütük'te ilkokulunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Aydoğan Mahallesi'nde bulunan Hale ve Harun Kütük'te ilkokulu düzenlenen açılış töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Burada konuşan hayırsever iş adamı Harun Kütük de okulumuzun öğrencilerinin her türlü ihtiyacına cevap veren güzel bir eser oldu diyerek okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Bu okulu yaparken bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu eserin yapımında emeği geçen başta Ünal Şenol olmak üzere bürokratlardan mühendislere, ustasından işçisine, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
ve bizlere bu fırsatı nasip eden Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Folklor gösterilerinin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıtık Savaşçı, kadim şehrimiz bir ilim yuvasına daha kavuşmuştur diyerek, böylece bir günde iki okul açılarak Sivas'ımıza ilim ve irfan merkezi olma yolunda bir adım daha ileriye taşımıştır dedi. Kadim şehrimiz, hayırsever iş adamımız Ağrı Kütük'te ve kıymetli eşlerin destekleriyle bugün bir ilim yuvasına daha kavuşmuştur. Böylece şehrimizde bir günde iki okul açılmış, Sivas'ımız ilim ve irfanın merkezi olma yolunda bir adım daha ileriye taşınmıştır. Ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, bu okulu şehrimize kazandıran Harun Bey'e ve Hale Hanım'a şükranlarımı sunuyorum diyerek, hayır yapmak zengin olmakla olmuyor, bu bir gönül işidir ifadelerini kullandı. Böyle bir güzel eseri şehrimize kazandıran Harun Bey'e ve Hale Hanım'a şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli misafirler, benden önceki konuşmacıların da belirttiği gibi gerçekten hayır yapmak sadece zengin olmakla olmuyor. Bu bir gönül işi, bu bir sevda işi, bu bir nasip işi. Ne mutlu ki Harun Bey'e ve Hale Hanım'a Rabbim böyle bir hayırlı eseri ortaya koymayı nasip etmişler. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ise bu okul gerçekten örnek bir çalışma oldu diyerek, bu okulumuzu diğer okul inşa eden firmalara örnek bir proje olarak gösteriyoruz dedi. İlimize kazandırmış oldukları bu müstesna eser için onları, bizlerin, insanımızın bir vasfı vardır. Hayırda yarışırlar, hayırda koşarlar. Onları hayırda yarışanlar ve koşanlar olarak herhalde bizler de vasıflandırırsak hata yapmamış oluruz. Hayırlarının kabul olmasını diliyorum. Zira bu okul gerçekten örnek bir çalışma oldu ve biz bugünden sonra bu okulumuzu gerek diğer okullarımızı inşa edenlere örnek bir proje olarak, örnek bir yapı olarak göstereceğiz. Daha sonra konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek hayırsever iş adamı Harun Kütükte'ye hayırlarının devamını diledi. Şimdiden emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. İl Özel İdaresi'nin katkısı var ama belediye başkanımızın da katkısı var. Dolayısıyla hem belediye başkanımıza hem İl Özel İdaresi'nin Sayın Valimiz başta olmak üzere değerli yöneticilerine, Hale Hanım'la da Harun Bey'e de uzun anda teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından ise okulun açılışına geçilerek okulun sınıfları ve bölümleri gezildi. Süt üretimini geliştirme ve sütün kalitesini iyileştirme projesi kapsamında yapılan süt soğutma tankı dağıtım töreni gerçekleştirildi. Süt üretimini geliştirme ve sütün kalitesini iyileştirme projesi kapsamında yapılan süt soğutma tankı dağıtım töreni gerçekleştirildi. Almış olduğu kaynaktır ve bununla beraber 3000 adet sıvak da ilimiz genelinde dağıtılmıştır. Bu vesileyle bir kez daha 100 adet süt soğutma tankının dağıtıldığı törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çiftçiler katılım sağladı. Bizleri yalnız bırakmayarak bu soğukta burada bizlere eşlik ettiğiniz için katkısı var ama sağ olsun valimiz onu söyledi Nebi Bey. Burada açış konuşmasını gerçekleştiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, çiftçilerimizin yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini ifade ederek bu kapsamda 100 adet süt soğutma tankı dağıttıklarını söyledi. Kırsalda yaşayan çiftçilerimizin gelir seviyesinin yükseltilmesi, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve refah düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda özel idaremizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projede 70 adet 300 litre süt tankı, 30 adet 500 litre süt soğutma tankı, bunların %35'i çiftçi katkılı, %65'i ise İl Özel İdaresi kaynaklarından karşılanmıştır.
Ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Selma Aydın, "Hepimiz köylü çocuğuyuz, hayvancılığın içinden geliyoruz" diyerek, "Birçok emek veriyoruz, süt elde ediyoruz. Ancak satarken kalitesinin düşük olduğu ifade ediliyor" dedi. "Köylü çocuğuyuz. Dolayısıyla hayvancılığın içerisinden geliyoruz. Ama şu bir gerçek ki birçok emek veriyoruz. İşte sütü elde ediyoruz. Fakat satarken bizim satmak istediğimiz sütlerin kalitesinin düşük olduğu ifade ediliyor. Standartının düşük olduğu ifade ediliyor. Bize göre gayet güzel ama alıcıya göre öyle değil." Süt üretiminin çok meşakkatli olduğunu vurgulayan Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, buradaki amacın günün teknolojisini şehrin en ücra köşeleriyle buluşturmak olduğunu ifade etti. "Biz çiftçimizin binbir emekle üretmiş olduğu sütün bir damlasının dahi ziyan olmamasını ve onun kendi ekonomisini ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmasını arzuluyoruz. İnşallah bu projenin amacına ulaşacağını düşünüyoruz. Tabii buradan maksat insanlara bedavadan bir tank vermek değil, devletin öncü rolünü sergilemek ve günün teknolojisini en ücra köşedeki, en uzak köyümüzdeki haneye işletmeye ulaştırmak." Son olarak konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Bu projeyi düzenleyenlere ve destek verenlere çok teşekkür ederim" diyerek, "Çiftçilerimizin tam olarak emeğinin karşılığını alabilmesi için teknolojiden faydalanması gerek" dedi. "Öncelikle bu etkinliğe, bu projeye katkı veren, destek verenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bir şey üretiyoruz ama hak ettiğini tam olarak alamıyoruz. İşte ürettiğimizin tam olarak hakkını, karşılığını alabilmek için teknolojiden de faydalanmak lazım. İşte o teknolojiden faydalanmak için gereken unsurlardan birisi de süt soğutma tanklarının çiftçilerimize dağıtımı." Konuşmaların ardından çiftçilere belgeleri verilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. İçişleri Bakanlığı'nca kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri için valiliklere genelge gönderildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu ve trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtildi. Özellikle yüksek ve ağır taşıt sürücülere durdurularak görüş mesafesinin azaldığı, takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, gündüzleri de yakını gösteren farlarını yakmaları hususunda uyarılacak. Trafik kazalarına neden olan ağır taşıtların kasa ve römork yüklerinin kayması ve direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilmesi, savrulması ve kaymasına neden olan yanal rüzgarın oluştuğu köprüler tespit edilecek. Hava sıcaklığının ani düşmesi sonucunda viyadüklü veya viyadüksüz köprülerin alt ve üstünden geçen rüzgarların etkisiyle oluşabilecek erken ve gizli buzlanma riskinin yüksek olduğu kesimler, köprü ve yol eğiminin farklılaştığı yol kesimleriyle yağmur ve eriyen kar sularının karayollarından hızlı tahliye etmek amacıyla yapılan ve sanat yapıları olarak da adlandırılan menfez, mazgal, rögarların kapanma olasılığı bulunan yerler önceden tespit edilecek ve alınacak tedbirler planlanarak uygulanacak. Valiler kış lastiği uygulamasını tebliğde belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında bir araya artırabilecek. Denetim amacıyla durdurulan kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yanıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrolleri yapılacak. Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olan 19 bin kişilik Sivas Merkez Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu, Sivas İl Özel İdaresi'nden Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 8 yurt bloğu, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4 açık 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran proje yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlandı. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün taşınmaz satın alınması talebini görüşen Sivas İl Genel Meclisi, kararı oy birliğiyle uygun gördü ve 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun devredilmesine karar verdi. Sivas Merkez Yenişehir Mahallesi 5484 ada, 1, 22 ve 24 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların üzerine bulunan 10 bin kişilik yatak kapasiteli öğrenci yurdu, sosyal tesisler ve yaşam merkeziyle birlikte Kredi Yurtlar Kurumu'na 300 milyon TL bedelle devredilmesi kararlaştırıldı. Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi ve İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/F maddesi uyarınca devir uygun görüldü. İşkur, Sivas İl Müdürlüğü ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğiyle öğrencilere yönelik iş arama seminerleri düzenleniyor. İşkur, Sivas İl Müdürlüğü ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğiyle öğrencilere yönelik iş arama seminerleri düzenleniyor. Bu kapsamda Gürün Meslek Yüksekokulu, Suşehri Timar Karabal Meslek Yüksekokulu ve Şarkışta Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencilerine İşkur uzmanları tarafından mezuniyet sonrası iş arama semineri verildi. Yüksekokul öğrencilerine yönelik iş arayan değil, aranan nitelikli elemanlar yetiştirmek üzere nitelikli personeli sektöre kazandırmak, eğitim döneminde kişisel gelişim imkanlarını tanıtabilmek amacıyla iş arama, özgeçmiş oluşturma, mesleki donanımı artırma ve bir üst eğitimi tamamlama gibi konularda eğitim veriliyor. Sivas'ta birden fazla anne sosyal medya üzerinden tanışarak kurdukları grup üzerinden her yıl bir araya geliyor. Bu yılsa cumartesi gününe denk gelen grup buluşması Sivas'ta bir kafede gerçekleşti. Sivas'ta sosyal medya üzerinden tanışıp geçen yıl bir araya gelen Sivas'ın güzel anneleri bu yılda cumartesi günü gruplarının yıl dönümünde buluştu. Sevgili izleyenler, Sivas'ın güzel annelerinin yetenekli annelerinden birisinin şu an yanındayım ve gelen ikramları bölmek için hazırlıyor. Hemen kendisine mikrofon uzatıyorum. Neler düşünüyorsunuz? Böyle bir grubu iyi oldunuz. Güzel bir etkinlik gerçekleştirecek. İsim Yasemin. Didem Hanım gerçekten güzel şeyler yapıyor. İlgimizi çekti grubu. Çok duyarlı, yardımsever. Dolayısıyla da katılmamak mümkün değildi. Sivas'ta anneler sosyal medya üzerinden kurmuş oldukları grup ile hem birbirlerini tanıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Evet sevgili izleyenler, her şey bir sosyal medya hesabıyla başladı. 3-5 kişiyle başladığından sosyal medya bugün 10 bin kişiyi buldu. Ve bugün o sosyal medya grubunu oluşturan kadınların yıl dönümü, yani Sivas'ın güzel annelerinin grubu. Bugün buraya gelerek pasta ve börekleriyle ve çocuklarıyla katılarak gönüllerince eğlenip birbirleriyle daha fazla kaynaştılar. Sivas'ta Aynalı Çarşı üzerinde bulunan bir kafede buluşan Sivas'ın güzel annelerinin grup sorumlusu Didem Çubukçu Denizli, annelerin sosyal medya gruplarında hem sosyalleştiklerini hem de her konuda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek şunları paylaştı. İşte yemek tarifleridir, ben bugün bunu yaptım, İşte şu şuna iyi geliyormuş, pratik bilgilerdir falan kendi grubumda paylaşıyordum. Bir zaman sonra bir baktım, benim paylaşımlarım hep böyle annelik üzerine, bayanlık üzerine, çocuk üzerine. Dedim ki ben gruptaki erkek arkadaşları çıkartayım en iyisi. Erkekler arkadaşları çıkınca 300 kişilik bayan arkadaşlarımla oluşan bir kendi grubum kaldı. İnşallah eğlenirler, evet. Yani. Biz o zaman iyi eğlenceler diyelim, başka eklemek istediğiniz bir şey mi? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Grubun katılımcıları ise el emekleriyle hazırladıkları yemeklerden tadarak sonrasında gönüllerince eğlendiler. Son olarak Sivas'ın güzel anneleri kurmuş oldukları gruplarının yıl dönümü için hep birlikte pasta üfledi. Sivas'ta tekstil fabrikasında çalışan 8 işçi yedikleri köfteden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Sivas'ta tekstil fabrikasında çalışan 8 işçi yedikleri köfteden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay saat 15 sıralarında organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle yemeğinden iş yerine ait yemekhanede çıkan köfteden yiyen işçiler bir süre sonra rahatsızlandı. 8 işçi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Rahatsızlanan işçiler Sivas Numune Hastanesi'nde gözetim altına alındı.
Tedavi altına alınan 8 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Süreli Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğiticilerin eğitimi programıyla akademik birimlerde yapılan eğitimin daha verimli ve etkin olmasını sağlıyor. Eğitim yönetim teknikleri, eğitim ve öğretim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, sunum teknikleri gibi eğitim öğretimi etki eden birçok yetmenin üzerine akademik danışmanlığında yapılan kursa yoğun ilgiyi akademisyenler ve lisansüstü öğrencileri gösterdi. Biz burada ING'yi kullanmalıyız. Ama dedim ki bu kural geniş zamana özgü bir şey değil, layıktan dolayı gelen bir şey. Bunu geçmiş zamanında I didn't like da olsa aynı şekilde kullanırdı. CÜSEM'in çok yoğun bir şekilde öğrenciler ve akademisyenler için çeşitli kurslar açtığını ifade eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, hocalarımız için gerekli olan kursların burada açılması gerekiyor. Akademik yükselmelerde eğitimcilerin eğitimi inşallah bundan sonra da yapılacak. Bundan dolayı da böyle bir kurs açılmıştır ve bunun devamı da gelecek. Görev alan hocalarımıza ve CÜSEM'e teşekkür ediyorum dedi. Kurslarımız için gerekli olan kurslara mutlaka açılması, burada açılması gerekiyor. Görevde yükselmelerde, akademik yükselmelerde daha doğrusu eğiticilerin eğitimi inşallah bundan sonra yapılacak. Bundan dolayı da böyle bir kurs açılmıştı. Bunun devamı da gelecek. Görev alan hocalarına da teşekkür ediyorum. CÜSEM'e. Konuşmaların ardından eğitim programında katılıp belge alan akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerine belgeleri verildi. SSK ve Bağkurluların Ocak zammı belli olmaya başladı. Merkez Bankası'nın tahminine göre en düşük maaş esnafta 1735 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'larda 1938 lira, 2000'den sonra emekli olan SSK'larda 1155 lira olacak. Tüm emeklilerin maaşı Ocak'ta zamlanacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon gösterecek. Bunun 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu %9,34 olarak gerçekleşti. Pazartesi günü de Ekim enflasyonu belli olacak. Zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı 2019 programındaki tahmine göre %10,65 oranında, Merkez Bankası beklentisi anketine göre ise %13,78 olarak gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre ise SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak artışı %13,12 olacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 1533 lira 83 kuruştan 1735 lira 7 kuruşa, Bağkur tarım emeklilerinde 1079 lira 59 kuruştan 1221 lira 23 kuruşa çıkacak. %13,12'lik artışla en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılar 1713 lira 56 kuruştan 1938 lira 38 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lar da 1021 lira 39 kuruştan 1055 lira 40 kuruşa ulaşacak. Emeklilerin zamlarını belirleyecek son enflasyon oranı ise bugün açıklanacak. Tam 9 ilden geçen, üzerinde 8 baraj bulunan Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kaynağında adeta yeni doğan bir bebeği andırıyor. Sivas'ın İmranlı ilçesi Kuzköy'ü sınırları içerisinde doğup 9 farklı il sınırından geçerek Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz ile buluşan Kızılırmak'ı hiç böyle görmediniz. Üzerinde 8 baraj bulunan Kızılırmak, 1,355 kilometre uzunluğu ile Türkiye sınırları içerisindeki en uzun nehir olma özelliği taşıyor. 75 bin kilometre karelik havzası ile görkemli bir nehir olan Kızılırmak, kaynağında ise adeta bir bebeği andırıyor.
Sivas'ın İmranlı ilçesi Kuzköy'ü sınırları içerisinde doğan nehir, ismini de İmranlı'nın kırmızı toprak yapısı ve taşıdığı kırmızı killerden alıyor. Kuzköy muhtarı İbrahim Elitok, nehrin İmranlı sınırları içerisinde bulunan birçok gözenekten gelen sudan oluştuğunu ifade edip, en uç gözeneğin ise Kızıldağ eteklerindeki Kuzköy'de bulunduğunu belirtti. Burası Kızılırmak'ın en uç kısmı oluyor. Kızılırmak bizim köy şu anda 5 kilometre Erzincan'a doğru da halen bir hudutlarımızda. Tam hudutlarımızın ucunda Kızılırmak küçük gözelerden oluşarak buraya kadar geliyor ve doğuş yeri, yani başlangıç yeri burada. Tabii başka güneyde de kuzeyde de başka kolları geliyor ama en uç kısım burası. Kızılırmak'ın doğuşu burada adeta bizim. Kızılırmak Kızıldağ'dan mı alıyor adını? Aynen, evet, Kızıldağ'dan alıyor. Zaten görüyorsunuz toprakların rengi de biraz kırmızı olduğu için o kırmızılığı, kızıllığını da oradan. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın. İle herkes güler sloganı ile merkezi Sivas olmak üzere Türkiye'nin her yerine hizmet götüren Güler et ürünleri sucuk, pastırma, kavurma ve birçok doğal ürünlerin bulunduğu mağaza zincirlerinin 5. şubesinin bugün açılışı gerçekleştirildi.